Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve kefa. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'il Mustafa. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Allahümme enfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'una. Allahümme Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve alhikna bis salihin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi Rabbil alemin. Emma ba'd. Bab-ı teyemmüm. Et teyemmüm kable duhulil vakit. Vakit girmeden teyemmüm alınır mı, alınmaz mı? Yecuzu teyemmumu kable duhuli vakti salate indena. Biz hanefilere göre namaz vakti girmeden evvel teyemmüm yapmak caizdir. Ve inde şafii ile. Ama İmam Şafii'ye göre caiz değildir. Öyle ezanı kaç okunuyor? 1:10 kala. Ben 12:30'da teyemmümümü alsam, o teyemmümle öğle namazı kılsam olur mu? Hanefiler diyor ki olur. Ama İmam Şafii olmaz diyor. Ezan okunsun. Ondan sonra vakit girsin yani. Ondan sonra teyemmümünü al. O teyemmümle namazı kıl. Mantık ne? Mantık şu. Teyemmüm abdest yerine geçici bir çözümdür. Tıpkı özürlüler gibi. Özürlü ne yapar? Mesela eli kanıyor insan. Kanı durmuyor. Sürekli kan. Bu insan ne yapacak? Namaz vakti girdiğinde abdestini alacak. Onun abdesti o namaz için geçerli sadece. O namazını kıldı mı abdesti bozulmuştur. Kan akmaya devam ediyor zaten. Değil mi? Özürlü, ayızlı veya başka türlü özürlü insanlar. Özür sahibi insanlar böyle. Teyemmüm de böyledir diyor Şah. Çünkü gerçek bir abdest değildir teyemmüm. Geçici bir çözümdür. Delilüne ma ruviye an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Biz hanefiler vakit girmeden teyemmüm yapılabilir derken delilimiz Resulü Kibriya Efendimiz'den nakledilen şu hadisi şeriftir. Et teyemmumu vudu'ul muslimi velev ila aşri hicecin. 10 yılları da bulsa. Hicec aşri siniyin demek. Yıllarca da sürse, 10 yıllarca da sürse efendim teyemmüm Müslümanın abdestidir. Abdesti gibidir. Ve lem yafsil beyne ma ida kana qabla'l vakti ev ba'da. وَلَمْ يَفْصِلْ اَنَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resulullah Efendimiz vakit girmeden evvel veya vakit girdikten sonra diye bir ayrım yapmış mı hadiste? Yapmamış. Öyleyse mutlak anlamda teyemmüm vakit girmeden önce veya sonra fark etmez. Onunla her türlü ibadet yerine getirilebilir. Peki Hanefilerin delilinin tahrici nasıl? 4 nolu dipnotta El hadithu ahrecehu Ebu Davud ve Tirmidiyyü ve Nesaiyyü. Bu 3 sünen sahibi rivayet ettiler. Min hadithi Ebi Derrin radiyallahu anhu bir lafzı. Şu lafızla Ebu Zer radiyallahu anh kanalıyla naklettiler. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne sa'ide tayyibe vudu'ul muslim. Velau ila aşri sinin.
ma lam yecid el ma'e. Temiz toprak abdestlidir Müslümanın. Yani teyemmüm. Müslümanın abdesti. Es-sa'id toprak demek. Et-tayyib temiz toprak Müslümanın abdestlidir. 10 yılları bile bulsa su bulamadığı sürece, değil mi? Ma'lem yecid elma. Buradaki ma, geçen ders söylemiştik. Ma'yı vaktiye, vakit bildiren ma. Bulamadıkça, su bulamadığı sürece. Ma'lem yecid elma. Su bulamadığı sürece 10 yılları da bulsa bu su bulunamayan vakit, efendim, teyemmüm yapmaya devam eder Müslüman. Feyze vecedel ma'e, ama suyu buldu mu, fel yumissehu beşaratehu fe in zelike hayran. O zaman derisini, efendim, yani vücudunu suya bandırır. Yani abdest alır. Suyla abdest alır. Bu daha hayırlı olur. Evet. En son satırda Tirmizi diyor ki hadisun hasenun sahih. Bu hadis sahih, hasendir. Öyleyse Hanefiler vakit girmeden teyemmüm almak caizdir. O teyemmümle vakit girdikten sonraki bir namazı eda etmek caizdir. Delilimiz vardır. Resulullah Efendimiz böyle buyurmuştur diyorlar. Vahdetçe Şafii rahmetullahi aleyh bi kavlillahi teala. İmam Şafii ise ayeti kerimeyi, efendim, abdest ayetini delil getirdi. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâs-salâti ilâ âhir âyet felem tecidû mâen feteyemmemû sa'îden tayyibâ. Şayet su bulamazsanız teyemmüm yapın dedi Allah Teala. Allah-u Teala evcebe taharete ve teyemmüme indel kıyami ile salâ. Tahareti ve teyemmümü ne zaman yapın diye emretti Cenab-ı Hak? İzâ kumtum dedi. Namaza kalktığınızda. Öyleyse namaza kalkıldığı zaman teyemmüm yapmak gerekiyor. Peki ey İmam-ı Şafii, abdeste de aynı olması lazım derseniz, yani saat 1'de okunuyorsa ezan, normal su ile abdest alacağında da ezan okunduğunda abdest alman lazım bu mantığa. Ama orada öyle demiyorsun. Saat 12'de, 12.30'da alınan abdestle saat 1'de okunacak ezanın namazını kılabilirsin diyorsun. Ama teyemmümde olmaz diyorsun. Aynı ayete, aynı gerekçeye dayanarak derseniz. Thumma qabla duhulil vakti la yelzemuhu el kıyam. Vakit girmeden önce namaza kalkılır mı? Kalkılmaz. Öyleyse vakit girmeden teyemmüm de alınmaz. فَكَذَٰلِكَ التَّيَمُّمْ وَجَبَ اَنْ لَا يَلْزَمُهُ. Efendim, öyleyse namaz için vakit girmediği sürece kalkılamayacağına göre namaz için vakit girmeyince teyemmüm de alınır. Ama bizim sualimizin cevabını vermedik. Yani bir arada çelişki var. Şayet vakit girmeden teyemmüm
yapmak caiz değilse abdest de caiz olmamalı bu mantığa, bu delile göre. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.